Bir kişi eksik mi? Kim eksik? Mahmut yok komutanım. Ulan deli. Ulan deli. Akşam içtimasına kadar ortaya çıkmazsa verin firarını. Emredersiniz komutanım. Ya Mahmut abi, hücre cezası alıp da senin kadar keyfe gelen bir adam daha görmedim. Hücre deyip geçme oğlum. Yatağı var, döşeği var. Yemek, su, iş güç de yok. Kıymet bilin, kıymet. Ya git işine Mahmut abi ya. Hücrenin yatağından ne olur? Akşamlar. Ulan Mahmut, bıkmadın ceza yemekten. Ne zaman bitireceksin oğlum askerliği? Allah ömür verirse bir 5 sene daha yaparım komutanım. Akıllanmazsın lan sen. Çık. Şşt, durun. Şafak kaç, durun. Saymadım ama bir 400-500 gün vardır herhalde. Yuh! Adam mı vurdun amına koyayım? Biter mi lan senin askerliğin? Seninki biterse bizimki hala yandan alt sikir. Boş ver lan. Benle mi geldiniz lan askere? Çalışacaksınız tabii oğlum. Askerliğiniz çok. Biraz daha konuşsa ama Tuğla'yı vursun kafana. Dur oğlum. Papaz etme şimdi beni elin delisiyle. Mahmut abi. Abi sen bırak biz taşırız. Niye? Benim elim yok mu? Yok abi ondan değil. Yani sen yorulma diye. Mahmut abi. Mahmut abi ne yapıyorsun abi? Bak ceza yiyeceksin yine ha. Ceza verirler mi? Ordu malına zarardan sağlam ceza yersin bak. Ne kadar verirler? Çok. Çok? Abi. Abi Allah aşkına bak. Abi gel bak bak ben sana bir çay ısmarlayayım abi Allah aşkına. Bak gel konuşalım. Nesi var bunun? Akli havada Dubra. Sürekli ceza yiye yiye askerliği bitmiyor. Bak 4 yıldır asker. 4 yıl mı? 3 tane paşa görmüş burada. E deli raporu vermiyorlar mı? Doktorlar aklı yerinde diyorlar. Adam tuğlaları yere patlattı be. Arada geliyle işte. Kayış, kopuk kayış. Neyse oyalanmaya bakayım, bitirelim ablalar hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yenisin galiba kardeş. Taşak mı geçiyorsun lan? Yok. Kolay gelsin. Gün doğdu. Gün koyanda sandılar Türk uyu dua tacenge buyurdu. Sandılar Türk uyu dua tacenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Mahmut abi geliyor. Mahmut abinin ağzına sıçayım. Kolay gelsin komutanım. Neredeydin lan sen? Hücre manyağı. Çarşıya çıkmıştım komutanım. Kime sordun lan çarşıya çıkarken? Komutana. Hangi komutana? Kışladaki hiçbir komutanın haberi yok senden. Büyük komutana. Oğlum büyük komutan kim? Mahmut Dere Gaziantep. Çarşıdan geldim. Sağ olun komutanım.
Atatürk Müslüm'den mezunu almış. Evet komutanım. 4 yıldır asker bu çocuk yüzbaşım. Katı akıl sağlığı yerinde raporu veriyor diye ömür boyu burada askerlik mi yapacak? Askerliği daha da uzamasın diye mahkemeye de sevk etmiyoruz komutanım ama siz nasıl emrederseniz. Çok büyük bir vukuat işlemedikçe ilk tezkerecilerle yollayın gitsin memleketine. Emredersiniz komutanım. Askere gitmemek için sahte ameliyatlar yaptırarak çürük raporları alan ve bu belgelerin düzenlenmesine aracılık eden Ankara merkezli örgüt üyelerinin ve özel bir hastanenin eski başhekiminin de aralarında bulunduğu 24 sanığın 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle yargılanmalarına başlandı. Aman akoduğum yavşakları. Gününde çürük raporu alan kişiler tek tek hakim karşısına çıktı. Hakim... Ne dinliyorsun Turun? Müzik. Müzik. Yabancı. Yok hevesinde mi? Mahmut abi. Mahmut abi. Abi yırttın. Komutan bugün ilk tezkerecilerle gönderilmen için emir verdi. Yarın tezkerecilerle gidiyorsun abi. Kapılır heyecanım Rinnanay, rinnanay Kayıada binsen götürür heyecanım, de şu cihana gelişim hey canım rinnanay rinnanay bir güzelden ötürü hey canım hey gelkenden heyecanım ecel geldi erkenden heyecanım izin kapında nasıl kırılır oğlum o kadar cam? Koğuşun kapısı açık kalınca cereyandan camlar birden çarpmış komutanım. Mahmut'un kesikleriyle bir alakası yok yani. Yok komutanım, hiç alakası yok. Lan oğlum. Tamam, çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Sen de helal et. Helal olsun abi. Sen de hakkını helal et. Helal hoş olsun. Bitiyor torun. Dert etme. Geldiğim günü hatırlıyorum. Da tek fark geldiğin gibi dönmüyorsun.
Kendine iyi bak. Sen de. Hakkını helal et Mengüven. Sen de helal et. Helal olsun. Helal olsun. Gecikme. Fethiye'nin en yüksek kayasından denize atlayacağız, unutma. Mahmut abi! 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 Hakkınızı helal edin. Helal olsun abi. Sigarası olan var mı? Kafa yapma bizimle Mahmut abi. Sigara içmezsin ki sen. Sigarası olan var mı? Abi. Kabar. Yemek koymayı unutmayın ha. Davasıymış komutanım. Töregiri askerliğini yaparken hesaplaşamıyorlarmış. Bitirmesini beklemişler. Çok güzel bir ülkemiz var yüzbaşım. Bereketli topraklarımız, denizlerimiz. Her dilden, her dinden zengin kültürümüz. Bütün dünya bize bakıp iç çekiyor. Koskoca iki kıtayı birleştiriyoruz da ailelerimizi barıştıramıyoruz. Aynı çeşmeden su içip, aynı kahvede çay içenler birbirini vururken biz vatanımızı dünyaya karşı korumaya çalışıyoruz. Senin anlayacağın yüzbaşım, ayakkabı fiyakalı ama çorap delik. Efendim? Şaka şaka. Şu anda telefona cevap veremiyorum. Eğer bir mesajınız varsa çığlıktan sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Daha ne kadar benimle konuşmayacağını bilmiyorum. Orada olup olmadığını bile bilmiyorum. Burası tüm ezberini bozuyor insanın. Neden her sabah tıraş olduğumu bilmiyorum. Neden her gün botlarımı boyadığımı. Neden günde 4 kere sayıldığımı.
Neden demir bardaklarda çay içtiğimi bilmiyorum. Beni hala sevip sevmediğini bile bilmiyorum. Ama deniyorum. O kadar ben gibi değilim ki burada. Telesekreterdeki sesine tutunuyorum. Özür diliyorum sevgilim. Özür diliyorum. Askerliğim biterse en çok bunu yapmayı özleyeceğim. Kalk 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 kalk. Mülayim kesik. Hadi bakayım. Jilet gibi ol. Kahvaltıda görüşürüz. Eski komutan habercisi. Şimdi sen de mi ceylan çekeceksin? Tabii oğlum. Koskoca paşanın habercisi artık o. İçtimada sormadılar ki anasını satayım. Sorsalardı ben de yapardım. Paşam. İlk gününüz hazır mısınız? Nasıl hazır olmam? Hayatım boyunca bir emlakçıda bölge sorumlusu olmayı hayal ettim. Her şeyden olduğu gibi okulunuzdan sıkılıp terk etmeseydiniz, belki kendinize göre bir iş bulabilirdiniz. Her şeyden önce bu telsizi yanından ayırmayacaksın. Duşta, yatakta, işerken, sıçarken, hatta rüyanda bile. Her an anons gelebilir. Sabah herkesten önce kalkıp komutanın makamını açacaksın. İşte çayı, çorbası, yemeği, yani boğazına geçen her şeyden sen sorumlusun. Sabahleyin 8'de komutan şoförüyle komutanı gidip evinden alacaksınız. Akşam da mesai bitiminde evine bırakacaksınız. Gittiği her yerde gölgesi olacaksın. Vallahi çok havalı bir görev gibi görünüyor. Sana borçlandım. Çok havalı değil. Ama bunu alırsan ödeşiriz. Nedir bu? Mektup. Ne mektubu? Operasyona giden askerler son mektuplarını yazıp bölük yazıcısına bırakırlar. Eğer operasyondan dönemezlerse o mektubu Türk Silahlı Kuvvetleri ailelerine postalar. Bu mektup da sevdiğim bir dostum. Mektubunu hep bana bırakırdı. Yerime güvenilir birini bulmam lazım. O da sensin. Operasyona giderken mektubu sana bırakır, ödeşiriz. Ben de hiç tanımadığım bir ailenin kapısını çalıp oğlunuz öldü, son mektubunu bana bırakmıştı. Buyurun okuyun mu diyeceğim? Yaklaşık ama umarım gerek kalmaz. Olmaz abi. Eğer bunun karşılığında beni komutan postası yapıyorsan ben yokum. Tabii ki bunun karşılığında değil. Ama son mektubunu ailene bir postacı mı bıraksın isterdi? Bir düşün. Ben yapamam bunu. Afiyet olsun. Hadi kalk gidip komutanı alalım. Karını unutma. He, tut tut. O dürbünü daha dik tut da camı karşıya yansısın, ikimizi de lamba gibi indirsinler. İlk intikalim mi? İlk. Aslında ben de keskin nişancı eğitimi almıştım. Belli. Tüfeğin yakıyor. Baskı altında ıskalıyorum diye gözcülüğe kaydırdılar. Birini öldürmeyi baskıdan saymamışlar yani. Hadi al bir şeyler ye. Silahını sardın mı kollarınla teptirmeyeceksin. Sahibi sen olacaksın onun. Tepti mi ıskalarsın. Iskaladın mı vuramazsın. Vuramadın mı ne işin var lan orduda?
üstü olacak o kolların. Say asker, bakma suratıma, say. Her zaman adam vurmak için değil, adam kurtarmak için say. Ramza arkadaşını kurtarmak için güçlü olacak o kolların, say asker. Kan fışkıran yere bastıracak kadar güçlü olacak kolların. Kan sızdırmayacaksın silah arkadaşının canından. O kanın hesabını sana soracak anası karısı, bana değil sana. Hesap vermek istemiyorsan güçlü olacak kolların, say. Gözümün önünde birine vurdular bugün. Hiç tanımadığım biri kollarımda cam derdi. İnsanın aklına sevdikleri geliyor. Merak ediyorum seni. Ne yediğini, ne yaptığını. Sen kendine çok dikkat et, olur mu? Eylül, biz arkadaşlarla takılıyoruz. Geç geleceğim. Şu aptal mesajı da değiştir artık. Her seferinde telefonu sen açtın zannediyorum. Ne olacak şimdi? Mahmut abi şehit mi oldu? Bok yoluna mı gitti? Ne fark eder ki oğlum? Evine başına sağ olsun diye bir mektup yollayacaklar, bitecek. Murat! Tamam ver! Ver anasını satayım, ver. Neredesin? Eğer geri gelmezsen gebertirim seni. Mektubu bırakacak yeni birisini buldum. Bir, komando! İki, komando! Üç, komando! Dört, komando! Beş, komando! Altı, komando! Yedi, komando! Sekiz, komando! Dokuz, komando! On, komando! 13 yaşındaki İngiliz Sara Cook'la Türk garson Musa Kömeağacı'nın evlenmesi Türk-İngiliz ilişkilerini sarsacak kadar olaylı. Gece saat 1 sularında E5 karayolu üzerinde kendisini solladığı gerekçesiyle aracın önüne direksiyon kıran alkollü sürücü RC zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada 13 aracın birbirine çarpması sonucu yaralanan 8 kişi civardaki hastanelere kaldırılırken aracın alkollü sürücüsü RC emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal dün gece hususi aracıyla Yeniköy'deki evine doğru giderken kimliği tespit edilemeyen kişilerce çapraz ateşe maruz kalarak hayatını kaybetti. Saldırganların kullandığı sahte plakalı çalıntı araç kısa süre sonra Sarıyer'de bulundu. Sanat güneşi Zeki Müren'in ani ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Size ve kardeşine sağlığınızı. Dün sabah saatlerinde emekli maaşını çektikten sonra evinin sokağına kadar takip edilen Neriman Akçasöz isimli yaşlı kadın maaşını gasp etmek isteyen şahsa direnince olay yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Yetkililer kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Ankara Bayındır Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. Thank you.
sola. Bulunduğumuz koordinatları acil hava desteği. Duyumlarımıza göre çatışma, gece ateş hattına giren bir çocuk yüzünden başlamış komutanım.